Herkese merhabalar. Uzun zamandır kedi maması kıyaslama ve kedi maması tavsiyesi talebi alıyorum. Ama kedi maması tavsiye etmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü birçok kedinin bünyesi ve ihtiyacı birbirinden farklı. O yüzden bir mama tavsiye edip yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bunun üzerine ne yaptım? Öncelikle kedi maması seçerken nelere dikkat edelim? Ve bu üç markayı birbiriyle kıyaslayalım diye gibi bir video hazırladım. Şimdi kedi maması seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kaliteli bir mama olması lazım. Kaliteli mama derken neyi kastediyorum? Market mamaları değil, besleyiciliği yüksek olan, veterinerlerde, pet shoplarda veya online pet shoplarda satılan mamaları kastediyorum. Çünkü kedimizin maması ne kadar kaliteliyse kedimiz o kadar iyi beslenecektir, o kadar sağlıklı, neşeli ve enerjik olacaktır ve o kadar da az hastalanacaktır. Hastalanması neden önemli? Tabii ki kedimiz sağlıklı olsun, hastalanmasın. Ama bir yandan da hastalanması demek ciddi bir veteriner masrafı demek. Yani kedimize alacağımız mama birazcık daha pahalı olursa bu bizi veteriner masrafından kurtaracak ve yine kârda olacağız. Mama seçerken ikinci olarak da kedinin yaşına bakmamız lazım. Yavru kedilere ayrı mama, yetişkin kedilere ayrı mama, yaşlı kedilere ayrı mama verilmesi lazım. Burada gördüğünüz kıyaslayacağım 3 mamada Lola 3,5 yaşında olduğu için 1 yaş üzeri, 1 yaş 6 yaş arası mamalar. Üçüncü noktada kedimizin ihtiyaçları. Kedimizin ihtiyaçları kedimizin sağlık durumuna göre, kısırlaştırıp kısırlaştırılmadığına göre, aktif olup olmadığına göre bir takım faktörlerle değişkenlik gösteriyor. Bir diğer noktada kedimizin ırkı. Farklı ırkların değişik ihtiyaçları olabiliyor. Ben bu 3 mamada da Lola'nın ırkına göre seçim yaptım. Lola'nın cinsi İran kedisi ailesinden gelen çinçila. O yüzden kullandığım mamalardan bir tanesi İran kedisi ailesi için hazırlanmış bir mama. Diğer mamaları seçerken de yine Lola'nın ihtiyaçlarına göre seçim yaptım. Lola'nın çok fazla tüyü var, çok uzun ve ince tüyü var. Bu tüyler genelde çok birbirine karışıyor ve cilt sağlığına önem vermemiz gerekiyor. Ayrıca genelde de midesinde tüy yumağı oluşuyor. Malt vermeme rağmen onları bazen kusmak durumunda kalıyor. O yüzden aldığım 3 mamanın da tüy yumağı oluşumunu engelleyici, tüylere iyi gelen, kedinin cildine iyi gelen özellikleri var. Yani 3 mamanın da ortak özelliği bu. O yüzden bu 3 mamayı birbiriyle kıyaslayacağım. Mama seçimi yaparken bir diğer faktör de kedimin sevip sevmediği. Çünkü kedi sevip yemiyorsa o mamayı almanın zaten hiçbir anlamı yok. Lola tavuklu mamaları tercih ediyor. Tavuğu daha fazla seviyor. O yüzden kedinizin sevdiği bir aroma varsa mama seçimi yaparken onu da dikkat edebilirsiniz. Ve mama seçimi yaparken son faktör de tabii ki fiyatı. Fiyatına da bakmamızda fayda var. Ben özellikle indirimleri takip ediyorum. İndirimlerde daha uygun fiyata alabiliyorum aynı mamaları. Şimdi sıra geldi bu 3 mamayı birbiriyle kıyaslamaya. Birçok özelliğine bakıp hep beraber karar vereceğiz. Öncelikle paketleri kıyaslamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Royal Canin'in ağzı bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu çok önemli bir faktör çünkü ağzını sağlam kapattığımız takdirde mamanın kokusu uçmuyor. Proplan da aynen yine ziple kapanıyor fakat buradaki tek sıkıntı bu zipin birleştiği yer üçgen ve üçgende hafif bir boşluk kalıyor. Oradan mamanın kokusu çıkabilir, tazeliğini uzun süre koruyamayabilir. Hills'te farklı bir sistem oluşturmuşlar. Cırt cırt koymuşlar, cırt cırt da açılıp kapanıyor. Bu cırt cırtlı sistemde mamanın taze kalması ve kokusunun dışarıya kaçmasına engel olacaktır. Şimdi bu mamalardan kedimize ne kadar vermemiz gerekiyor onunla ilgili bilgiye bakıyoruz. 3 mama paketinin arkasında da kedinin ağırlığına yani kilosuna göre ne miktarda vermemiz gerektiği yazıyor. Şimdi 3 markayı birbiriyle kıyaslayalım. Royal Canin'e bakacak olursak eğer 4 kiloluk bir kedi eğer kısırlaştırıldıysa 40 gram, kısırlaştırılmasa da 50 gram kadar verilmesi tavsiye ediliyor. Proplan'de ise 4 kiloluk bir kedi için 65 gram mama verilmesi tavsiye ediliyor. Hills'te ise 4 kiloluk bir kedi için 70 gram mama verilmesi tavsiye ediliyor. Bu rakamlara göre en az miktarda mama Royal Canin, en fazla miktarda Hills mama vermemiz gerekiyor. Bu ne demek? Hills daha çabuk bitecektir. Mama tanelerini kıyaslayacak olursak Royal Canin'in taneleri biraz oval şekilli. Daha önce söylediğim gibi İran kedilerin ağzına uygun tipte yapılmış. Purina'nınkiler daha yuvarlak. Hills'in mamaları da üçgen üçgen. Aslında boyut olarak birbirlerine çok yakınlar. Sadece şekilleri birbirinden farklı. Şimdi bakalım Lola'yı davet edeceğim. Gelecek mi? Gelse de bu mamalardan birini yiyecek mi?
Lola'yı ödül şekeriyle buraya davet ettim. Ödül şekerin olmadığını görüp sadece mama olduğunu görürse biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Evet, şu anda Lola teftişte ve ilk başta propileni yiyecek gibi yaptı ama Hils'e de yöneldi. Aha, Lola direkt Hils'i yiyor. Ama söylediğim gibi bu biraz geçerli sayılmasın diye düşünüyorum Lola'nın oyu. Çünkü Royal Canin'de propileni de uzun süredir yiyor. Hils ona yeni olduğu, değişik olduğu için cazip gelmiştir. Bir de Hils tavuklu. Lola bildiğin tavuk seviyor. Problem maalesef somonlu. İştahsız dediğim Lola bütün tabağını yedi bitirdi. Şimdi de problene yöneldi diyordum ama yönelmemiş. Bari ona biraz daha mama vereyim kızım hazır yiyorken. Kıyasladığımız bu 3 mamanın internette araştırarak en uygun satış fiyatlarını buldum. Royal Canin 2 kilonun birim fiyatı 62 liraya geliyor. Propilenin 1,5 kilo için birim fiyatı 58 liraya geliyor. Hils'in 1,5 kilo için birim fiyatı 69 liraya geliyor. Fakat Royal Canin ve Propilen'de %15, %16 indirim var. Aynı indirimi Hils'e uyguladığımız takdirde birim fiyatı 59 TL'ye geliyor. Yani bakacak olursak aslında birim fiyatları birbirine çok yakın. Royal Canin belki çok çok az bir tık yukarıda kalıyor. Bu 3 mamanın besleyicilik özelliğini kıyaslayabilmek için paketlerinde yazan içerik ve vitamin bilgilerini bu tabloda yan yana koydum. Böylece 3 mama arasındaki farkı rahatça görebiliyoruz. Kedilerin etobur canlılar olduğunu unutmayalım. Onlara mama seçerken protein miktarının yüksek olmasına dikkat edelim. Ayrıca eğer kedinizin fazla kilosu varsa, seçtiğiniz mamanın yağ miktarı da düşük olursa iyi olur. Doğruyu söylemek gerekiyorsa şu anda 3 markayı değerlendirirken oldukça zorlanıyorum. Paketleme açısından bakacak olursak Royal Canin kesinlikle çok daha iyiydi. Propilen ve Hills daha sonra kullanım sırasında fark ettim ki dışarıya daha yoğun koku bırakıyorlar. Mama tüketimine gelecek olursak burada da fark aslında barizdi. Royal Canin tüketim miktarı çok daha düşükken Hills'inki çok daha yüksek. Mama tanesi şekli çok önemli bir kriter olduğunu düşünmüyorum. Zaten boyutları da birbirine çok yakındı. Lola'nın seçimine gelecek olursak kesinlikle Hills'e yöneldi. Propilen'de hafif bir ilgisi vardı. Ama çok çok uzun süredir Royal Canin yediğim ondan sıkıldığı için onun yüzüne bile bakmadı. Fiyat konusunda da biliyorsunuz belirttim indirim konusu vardı. Hills biraz indirimsizdi. Hani o yüzden fiyatları da üçünde birbirine yakın olarak gördüm. Şimdi eksiler artları götürürse Hills ve Propilen aynı performansı göstermiş durumda. Royal Canin çok ufak bir farkla öne geçti. Ama bence üçü de birbirine çok çok yakın bir performans gösterdi. Kedi maması alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da miktarı. Eğer evde bir tane kediniz varsa 1,5-2 kiloluk, hadi en fazla 4 kiloluk mama almanız en ideali. Çünkü kediler mamayı kokusuyla seçiyor ve taze mama yemek istiyorlar. Eğer 10 kiloluk bir mama alırsanız kilo başına satış rakamı uyguna gelecektir. Toplam rakamı uyguna gelecektir. Ama bir noktada birincisi mama tazeliğini kaybedecek, ikincisi kokusu azalacak, üçüncüsü de kediniz onu yemekten sıkılacaktır. Ve yemeği bırakırsa eğer geriye kalan mama çöp olacak, ziyan olacak ve aslında maddi olarak bize hiçbir faydası olmayacak. Bunun üzerine belirtmeden geçmek istemiyorum. Bugünkü yatırdığımız 3 marka Royal Canin, Proplan ve Hills. Eğer kediniz mamayı yemezse, sevmezse veya herhangi başka bir sorun yaşarsanız geri alma garantisi veriyor. Şimdi diyelim kediniz bir mama yiyor ve o mamayı değiştirmek istiyorsunuz. Kediniz de biraz seçici. Mamayı değiştirdiğiniz takdirde yememe ihtimali var. Veya kediniz yavru mamasını aniden değiştirmek istemiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bu mama değiştirmeyi bir haftalık sürece yayıyoruz. Yavaş yavaş mamaları birbirine karıştıra karıştıra kedimizin mamasını değiştirebiliriz. Sistemimiz şöyle işliyor. Birinci ve ikinci gün eski mamadan %75, yeni mamadan %25 koyuyoruz. Karıştırarak kedimize veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü gün eski mamayla yeni mamayı yarı yarıya %50, %50 karıştırıyoruz. Beşinci ve altıncı gün eski mamadan %25, yeni mamadan %75 koyup karıştırıyoruz. Ve yedinci günde de tamamen yeni mamadan koyuyoruz.
Yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı video olmuştur. Eğer kediniz mamasını iştahla yiyorsa, sağlıklıysa ve mutluysa doğru mamayı seçmişsiniz, doğru yoldasınız demektir. Hepinize güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bye bye.